Nilüfer, çok mutluyum bu konuşmayı yapabildiğimiz için öncelikle. Ben de. Davet de süper. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Edebiyat Evi'nin Yeryüzü Evi programı kapsamında yapıyoruz bu konuşmayı. Aslında daha önce de seninle muhabbetlerimizde çok bahsetmiştim ama bu seninle yapacağımız bu söyleşinin bu program kapsamında olması benim için ayrıca değerli. Edebiyatla olan çok ilginç bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum senin işlerinin. Bugün belki onun üzerinden biraz hem son dönem çalışmaların, bir sürü ayrıca devam eden sergin var. Bu son senenin de belki bakışından bütün bunları tekrar birlikte konuşabiliriz diye düşündüm. Bizim seninle yapacağımız sohbetin belki adından başlayabiliriz öncelikle. Çünkü bu adın da Yeryüzü Evi programının kendi metnine aslında bir cevabı, bir teklifi var gibi geliyor bana. Problem Tune, Deniz Tamam dedi. Bu isme nasıl karar verdik Nilüfer? Yani önce işte Deniz Tamam dediğinin olmasını zaten çok istedik. Çünkü şu sebepten öncelikle pandemi olduğu için şu an malum hani sergi görmek veya herhangi başka bir aktivitede bulunmak çok zor. Ama Deniz Tamam dedi adlı sergimin galeriste çok kısa bir süre önce açılan ve yanılmıyorsam Ocak ortası kapanan sergimin sanal olarak gezilebildiğini biliyoruz. Bu sebepten hani bunu bu programa bağlayıp bunu izledikten sonra insanlar belki bu sergiyi sanal olarak gezmek isterler diye aslında düşünmüştük seninle. Mantıklı olur diye böyle bir dönem. Fakat daha sonra Problem Tune benim aklıma geldi. Çünkü biliyorsun benim babam Kürt ve Alevi. Annem değil ama babam. Ve bu Problem Tune böyle işte çok nasıl söyleyeyim aslında yani dilin bu hale gelmiş hali. Yani Tune tabii Türkçe değil. Yani problem uluslararası bir şey. Sözcük. Ama hani sorun da yok demezler. Problem bu ne derler. Bu benim için böyle bir mizah içeriyor yani kendi içerisinde. Belki çok şey kişisel ama diğer taraftan da yani Kürtçe problem yok demek de çok zaten bence manalı. Kesinlikle. O yüzden de zaten belki de devamında Deniz Tamam dediği duymak da önemli. O serginin ne anlatmak istediğine de belki bir şeyler söylüyor aslında bu başlık. Ben de ne yazık ki sergiyi gezemedim ama dediğin gibi yani dijital ortamda, online ortamda onu gezebilmek çok değerliydi bu dönemde. Yani İstanbul'a gidemeyip o serginin içerisinde olabilmek ve o serginin de aslında problemi yokmuş gibi gözükse de çok büyük bir problemi vardı. Çok da güzel bir sergiydi. Ve dediğim gibi biz aslında seninle bu dijital sergi platformları üzerinden tanıştığımız için hani onun da ayrı bir yeri var aslında. Biz Nilüfer'le çünkü birkaç sene önce British Council'ın düzenlediği Duvarları Olmayan Müze projesinin kapsamında benim kürasyonu yaptığım bir sergi sırasında tanışmıştık. Daha doğrusu tanışmamıştık ama ilk defa o zaman işbirliği yapabilmiştik. Bu sergi de hala açık. Aslında ondan da bahsetmek istedim. Eğer gezmek isteyen olursa Cadılarla Dans Etmek British Council'ın web sitesi üzerinden gezilebiliyor. Aslında ikisi arasında atlamak istemiyorum şu an. Önce Deniz Tamam dedi de kalalım. Çünkü sonra Cadılarla Dans Etmek'teki iki eserinle de ilgili aslında böyle çok bahsetmek isteyeceğim şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle bence istersen galeri sergisinden devam edelim. Yani şöyle problem Tune oral bir referans tabii. Deniz Tamam dedi ise görsel bir serginin yani bir resim sergisi demek istemiyorum ama benim kişisel sergimin içinde çok fazla yağlı boya içeren kişisel serginin adı. Yani biri bir sözcük yani bir kelime bir deyim hani dille ifade öyle söyleyeyim. Diğeri farklı bir ifade, görsel sanat üzerinden bir ifade. Bu program için zaten hani bu başlığın öncelikle bu anlamda çok mantıklı olduğunu düşündüm. Çünkü iki dünya arasında biraz duvarlar olduğunu düşünüyorum. Galiba sana da daha önce belirttim. Bizler
Tabii çok yoğunum ben şahsen. Yani benim artık okumam çok zor, canımın istediği şeyleri ne yazık ki. Çok az okuyabiliyorum ve çok mutsuzum bundan ötürü. Çünkü daha çok lazım olan, işte üzerine çalışacağımız, tırnak içinde hani lazım olan o anlamda şeyleri okumak zorunda kalıyorum. Kitapları, bilgileri, her neyse, araştırmaları. Ama edebiyat dünyasından insanlar acaba ne kadar sergi geziyor? Veya aynı şekilde müzisyenler ne kadar görsel sanatla ilgili? Açıkça bu konuda biraz şüphelerim var. Çünkü insanlarla tanıştığımda genelde pek iletişim kuramıyoruz. Yani bu şeylerden, kulvarlardan insanlarla tanıştığımda bu üzücü bir şey. Dolayısıyla öncelikle bir başlıkla hani iki şeyi Birleştirmek. birbirinden çok farklı olmayan, hiç de farklı olmayan ikisi de ifade şekli sonuçta. Deniz Tamam Dedi sergisi adını bir eserden alıyor. Zannedersem 50-70 bir yağlı boya. Pandemide ilk kez yağlı boya yaptığımı birçok insan biliyor. Tekrar burada da söyleyelim. Ben üniversitede resim okudum çok uzun yıllar. Onunla birlikte lisede zaten 3 sene resim okumuştum. Fakat tabii çok kötü bir lise. Tam bir resim eğitimi denemez. Akabinde tabii işte yani yurt dışına çıkmak, orada bir şeyler yapmaya, aslında hayatta kalmaya çalışmak, öyle söyleyeyim öncelikle. İşte ondan sonra orada biraz daha okumaya çalışmak falan derken zaten insan bir süre sonra hani yaratıcı bir işle uğraşan herhangi biri için bence aynı şey geçerli. Başka şeyleri denemek istiyor. Ben çok uzun süre zaten resim yapamadım. Öyle bir ruhum, hissiyatım veya hatta vaktim ve ortamım da olmadı. Neden? Çünkü işte biyenaller fotoğraf isteyerek geliyorlar. Biyenallerin 2 yılda bir yapılan sergiler olduğunda, parantez içine sıkıştıralım, genellikle uluslararası. 2009'da ilk fotoğraflarımı çektim. 2010'da tekrar fotoğraf istendi Berlin Biyeneli'nden falan. Derken resimden giderek hani uzaklaştım. Fakat resim olarak hep düşünmeye ve planlamaya burada devam ettim. Benim için çok fark etmiyor diye düşünüyorum aslında. Resim mi yoksa başka bir malzeme mi? Ama elbette ki teknik olarak çok fark ediyor. Tabii Deniz ki. Tamam Dedi sergisi çok spontan boyanmış resimlerden ve desenlerden oluşuyor. Gerçekten böyle yani hani resim sanatı gibi resim yapayım, işte bir takım numaralar çekeyim, süsleyeyim değil de gerçekten nasıl bir fikir aklıma geliyorsa, aklıma bir ilham nasıl düşüyorsa o hızda ve o histe ve spontanlıkta yaptığım eserlerden oluşuyordu bu sergi. İstanbul'daydı tabii. Ne ki, çok isterdim bu sergi Diyarbakır'da olsun mesela. Ama Kesinlikle. bilmiyorum, öyle bir davet henüz gelmedi. Ama açık olduğumuzda bu arada belirtelim. Belirtmekte fayda var. Kesinlikle. Evet, yani resimler vardı. Bir tane kolaj obje vardı. Yeni yaptım onu bu sergi için. Ve aslında böyle bir otel gibi düzenlenmişti sergi. Deniz Tamam Dedi sergisi. İşte içeri girdiğinde kendini Alpler'de bir otelde zannediyordun falan. Böyle kendi içerisinde aslında dediğin gibi romanımsı adeta, yani bir kurguya sahipti. Kesinlikle çok haklısın. Evet, yani okuyan aslında metni de okursa çok güzel, gayet birleştirebilir, bir sorun yok. Aslında çok iyi ki bundan bahsettin çünkü ben de metinden bir iki yer ayırmıştım tam da bunun üzerine konuşmak için. Cinsler arası hiyerarşi kurmanın türcülüğün yerini iç içe geçmiş, sınırları aşan, akış halinde trans bir varoluşa bırakıyor diye bir bölümü var sergi metninin. Burada tam da dediğin gibi senin hem bu sergide ama daha önceki işlerinden de birçok eserine bakarken o eserin öncesi, sonrası hatta belki zamandan da bağımsız hikayesi beni çok merak etti. Her zaman çok ilgimi çekmişti. Yani orada anlatmak istediğinin tabii ki diğer işlerle ve belki de serginin genelinde anlatmak istediğin konuyla birebir bir bağı vardır. Ama tek başına biricik olarak o mekanların hikayesel örgüsü beni çok her zaman çok etkilemiştir. Ve oradaki işte tam da belki bu okuduğum kısmın da hani o sınırları aşması, daha akış halinde olmasını anlatan kısmını da çok
değerli buluyorum. Hani bunu son dönem işlerin üzerinden de konuşabiliriz ama bence gerçekten bu senin pratiğinin biricik özelliklerinden biri. Hani seninle ilgili bir şey söylüyor zaten, sadece belki pratiğinle de değil ama bu hikaye anlatıcılığı kısmıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Onu merak ediyorum. Yani ben bir şeylerin etkisinde çok kalmadan üretmeye çalışan biriyim. Hem okuyamadığım için üzülüyorum. Aslında mesela roman okuyamadığım için üzülüyorum. Yani teoriyi kaçırdığımda çok üzülmüyorum. Çünkü canım sıkılıyor zaten çok teorik şeyler okumaktan. Yani genellikle bana ilham vermiyorlar. Yani benim eserlerimi anlatan, hakkında konuşan insanlar zaten benim eserlerimin hikaye anlattığını söyleyen insanlar oluyor. Dolayısıyla ben de işte o okuyamadığım, kaçırdığım hikayeleri özlüyorum. Bence hani edebiyatla en baş bağlantısı bu. Buradan bakınca. İkincil olarak yani seyahatlerimin verdiği etkiler var tabii. İşte mesela bu Deniz Tamam Dedi sergisinde palmiyeler dile geliyor, deniz dile geliyor. İşte palmiyeler insanlarla jestler içerisinde karşımıza çıkıyorlar. Yani diyaloglar var. Yani o kadar çok hızlı akıyor ki aslında aklım, ben şu an yakalamakta zorlanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Hem çevreyi konuşuyoruz, yani çevreyi nasıl koruruz, işte dünya nereye gidiyor vesaire. Diğer yandan da yani bu böyledir ya, işte politik olarak sen dışarıdan orayı hissetmeyen veya orada hiç var olmamış veya anlamayan biri olarak bir şey korumaya çalıştığında hep politik olarak ters köşe olursun. Çünkü bilmediğin bir şeyi dışarıdan yapay bir şekilde yaklaşmak çok anlamsız bir şey aslında. Yani insanın böyle bir statü problemi var. Kendisini doğanın üzerinde gördüğü için küçücük insancık gelecek, işte bu güzel dünyayı kurtaracak, bu güzel çevreyi kurtaracak falan, böyle abuk subuk fikirler. İşte ben burada bu hiyerarşiyi kırıp yani insana palmiyenin dilini konuşturmak veya insana denizin dilini konuşturmak. İşte denize minikler yapmıştım mesela. Tıpkı böyle kaşlarını kaldırıyor. İşte insan onu görünce zaten anlar denizin ne demek istediği gibi. Böyle birçok hikayecik var resimlerin içinde. Bir de işte bu palm tree'ler var. İşte palmiye ağaçları. Ona dair de hani senin konuyu açış anından geri saracağım şimdi. Translık meselesi, yani transforme olmak, dönüşüm geçirmek. Benim resimlerimde mesela hem Hindistan cevizleri hem muzları olan palmiye ağaçları var. İşte bu biliyorsun dünyanın korkusu, işte transfobiya korkularından biri. insana dair. Yani böyle bir ağacımız olsa çok seviniyoruz. Hatta işte bunların deneyleri falan yapılıyor. İşte aynı ağaca armut aşılıyorlar falan veya birbirleriyle karıştırıyorlar falan meyveleri. Çok mutlu oluyoruz değil mi? Ne güzel işte bir tane ağaç. Oh yani hani istediğin meyveyi kopar dalından diye. Hepsi bir ağaçta, bir bedende mevcut. Ama işte aynısı insan bedeninde olduğunda bu bir problem haline geliyor. Bir korku sarıyor tabii dünyayı. Yani bunun absürtlükleri üzerine aslında bir sergi. Hani bunu insanlar üzerinden anlatmadığında, diğer canlılar üzerinden anlattığında belki insanlar daha az korkarlar dedim. Belki daha anlarlar dedim kendi kendime. Çok güzel. Çocuksu bir anlatım yani. Aslında onu söylemeye çalışıyorum yani. Ben hiç böyle karmaşık biri değilim. Çok son derece naif bile hatta. Yeterli falan da reddediyorum yani. Gayet böyle çalışan biriyim. Çok bence muhteşem bir anlatma yöntemi. Bunun bu kadar isim, özellikle de mesela eserlerinin isimlerinde de aynı şeyi görüyorum ben. O kadar güzel isimlendiriyorsun ki, ad veriyorsun ki eserlerine. O gerçekten anlatmaya çalıştığın şeyin aslında çok böyle geçişini kolaylaştırıyor. Sen bu örneği verirken çünkü aklıma şey geldi. İlk mesela Cadılar'la Dans Etmek sergisini sana anlatırken, ne üzerine bir iş yapmak istediğimi sana anlatırken bana işte maskeye gerek yok, kıllı bir kadınsın için yeterince korkunç işinden bahsetmiştin. Yani işin ismi bu zaten aslında. Ve onun sonrasında hikayesini anlatmıştın ve gerçekten onun da bence hani bütün serginin anlaşılmasında çok değerli bir yeri vardı. Çünkü hani böyle bir anlatıma ihtiyaç vardı. Öteki türlü konuşulan onun politik tarafı ve şu anki haliyle ilgili söylenen milyonlarca şey var zaten ama bu hakikaten farklı bir anlatım biçimi.
Ya sanatın en büyük sorunu bence bu ve bütün düşün dünyasının. Yani bir şeyleri böyle anlatırken çok dolaştırmaya, ara sokaklara girmeye ben şahsen hiç gerek görmüyorum. Bu zaten bir kişinin kafasından çıkmış, yeterince karmaşık çünkü zaten bir tek kişiden çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Bir fikrin veya bir his dünyasını hepten anlaşılmaz bir hale getiriyor. Böyle yani yabancı terimler kullanmak, işte atıyorum çok fazla yüceltmek, zorlamak, her neyse. Yani bilmiyorum, belki biraz daha az egoyla yaklaşsak daha samimi işler çıkabilir. Yani işin adını koymaya çalışmak da zaten hata. Bir iş çıkmışsa zaten onun adı otomatik olarak vardır. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Öncelikle son dönem çalışmalarının dışında şu an devam eden bir sergin var. Onundan bahsetmeden önce senin yakın dönemde aldığın çok değerli bir resim ödülü var. Onun için tebrik etmek istedim. Primo Motie diye İsviçre'de verilen bir ödül. Tebrik ediyorum. Bahsetmek ister misin kısaca? Çok teşekkürler. Yani dünya resim ödülü ve resimle uğraşan insanlara veriliyor. Ben bu sebepten çok sevindim. Çünkü üniversiteden bu yana resim yapamayıp, aslında bütün kolajlarımı bu arada ben resim olarak sayıyorum. Yani onlar bana göre işte kumaş üzerine yapılan resimler veya diğerleri kağıt üzerine yapılan resimler. Tamam, bazıları daha böyle drawing gibi, yani belki daha çok çizgilerin baskın olduğu işler olabilir ama ben zaten hani genelde resim yapıyorum, yani bırakmış biri değilim. Hiç bırakmadım. Fakat tabii yağlı boya yapmak çok çok uzundur istediğim bir şeydi benim. Bir de yani tuval ve yağlı boya çok eski tarihi olan bir şey diğer taraftan. İnsanı korkutan bir şey. Yani hani yüzlerce yıldır yapılıyor bu yağlı boya tuval klişesi, yani o kadar uzun zamandır hayatımızda ki. Gerçekten hani 2020-21 senesinden ben şimdi resim yapsam, tuval üzerine yağlı boya olsa nasıl bir şey çıkar diye çok düşündüm. Aslında yıllardır sadece bunu düşünüyorum işin doğrusu. Yıllardır bunu düşünüyorum. Çünkü çok riskli ve kötü bir şey yapma şansım, lüksüm değil. Zaten hani artık çok uzun zamandır yok. Kendime karşı öncelikle, yani ben çok mutsuz olurum. Seyirci bir kenara veya küratörler veya galeriler. Ben çok çok mutsuz olurum. O yüzden çok düşündüm. Ve yani spontanlık yine sorunu çözdü. Çok sevindim ödüle. Çünkü İstanbul'da çok iyi anlaşılmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Sanat izleyicisi ve özellikle alıcısı çok tutucudur ve çok garanticidir. Çünkü ne yazık ki sanat alımına yatırım olarak bakıyorlar. Yani bizim işimizi, aslında edebiyattan çok fazla ayrıldığı nokta burası. Bizim inanılmaz bir iş dünyası tarafımız var. Hiç de sevimli olmayan, tabii onu da söyleyelim. Yani yurt dışındaki galerim bile şey dedi, yani resim mi yaptın? Aa, resim mi yapıyorsun? Ama senin zaten hani kumaş üzerine resimlerin var. Belki de hiç pratiğini bozmamalısın gibi böyle bir takım uyarılar. Galerist çok açık görüşlü davrandı. Fakat izleyici açık görüşlü değil. Çünkü hayatlarında ilk kez başka işlerle tanıdıkları bir sanatçıyı ilk kez yağlı boya işlerle görüyorlar. Ve kesinlikle güvenmiyorlar. Pek ilgilenmiyorlar elbette ki yani. Biraz böyle bir sergiydi. O yüzden çok sevindim bu ödüle. Yani anlaşılamadı, algılanamadı pek buralarda ama orada hemen algılandı. Demek bir problem yokmuş. Problem tu ne? Problem tu ne? Çok iyi. Kesinlikle. Aslında işlerin, ama sen Viyana'da, yani Viyana'da yaşadığını da belki de burada belki belirtmekte fayda var. Hani Viyana'da yaşamana rağmen bunca zamandır her zaman gerçekten İstanbul'da özellikle senin belki de hani galerist aracılığıyla biz işlerini takip etmeye ve materyal üzerinden de aslında o çeşitliliği takip etmeye devam ettik. Yani o yüzden de çok şaşırtıcı değildi benim açımdan açıkçası bu ödülü almış olman, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum, sen yani resim seviyorsundur veya benim resimlerimi seviyorsundur. Tabii biraz onun var. Bir de sen bir profesyonelsin. Ya sen bu işi okuyorsun ve buna çok emek veren bir insansın. Evet, yok hayır. Yani biz diğer insanlar gibi bakmıyoruz. O yüzden bence sanat hakkında konuşurken
insanların yargılarını da bunu konuşmalara katarken hangi insanlardan bahsettiğimizi söylemek de çok önemli. Yani bir yazarın bir kitabı okumasıyla herhangi bir kurucunun bir kitabı okuması arasında tabii ki milyon ışık yılı fark var. Elbette ki. Evet, katılıyorum ama işte bir yandan da şey için söyledim onu. Yani o naiflik kısmından söyledim aslında. Çünkü hani yapılan onca işin arasında bence özellikle bu alanda çalışan insanlar olarak biz bir şekilde de çok uzaklaştırılıyoruz. Yani ben bunu çok hissedebiliyorum. Aslında sizlerin çalışmalarından, yaptıklarınızdan, başınızdan geçenlerden, üretimlerinizden içinde olmama rağmen bir o kadar da uzağım. Yani hani bir kitap okumak her zaman benim için bir sergi gezmekten daha kolay. O yüzden de eğer senin işini görüyorsam bir kitap okuduğumda o çok daha kolay bana ulaşabiliyor. Çünkü oraya gitmek, işte mesela şu an hani 1,5 senedir ben de hiçbir şekilde ziyaret edemedim İstanbul'u. Hani senin sergin online bir sergi olmasaydı muhtemelen de kaçırmış olacaktım. Ama bir yandan da bu çok üzücü çünkü o işlere bir ekrandan bile baksak ki hiç hoşuma gitmiyor açıkça söyleyeyim ama gene de evet ama gene de o ekrandan bile bakmanın hani bende uyandırdığı bütün o soru işaretleri üzerinden aslında biz bu söyleşiyi de yapabiliyoruz. Yani bunu paylaşabiliyoruz ve o da çok değerli. Ama ben bir o kadar da uzak hissediyorum. Onu söylemeye çalıştım. Yani senin orada olman çok dominant bir şekilde bu alanda üretim yapıyor olmanın bu kadar dominant olmasının da bence söylediği bir şey var. Onu söylemeye çalışıyorum aslında yani. Bir de zamansal olarak tabii edebiyatla bence biraz ters düştük. Çünkü içe dönük bir şey bence. Yani benim için öyledir. Ben mesela odamda kapıyı kapatıp falan kitap okuyan biriyim. Bahçede bile okuyamam kitap. Hiç ses olmayacak, hiçbir şey dikkatimi dağıtmayacak. Çok zor okuyorum yani, çok zor anlıyorum gerçekten. Şimdi ne oldu? Herkes içeride kaldı. Şimdi içeride kalınca daha çok okuyabildi insanlar, ne mutlu ki. Fakat bunun yanı sıra sergiler hiç gezilemedi. Aslında benim galeristeki sergimin bence en takdir edilesi yanı bizim her şeyi göze alarak insanların gelmeyeceğini, çoğunun gelmek istemeyeceğini daha doğrusu bile bile bu sergiyi yapmış olmamız. Yani her şeye rağmen yaptık biz bu sergiyi. Fakat koşullarını da sağladık aslında işin doğrusunu istersen. Giriş kattı. Yani kesinlikle bir virüs tehlikemiz yoktu çünkü çok havadardı. Kalabalık olmuyordu giriş katı olduğu için. Kapılar açıktı vesaire. Aslında sıfır risk bir sergiydi COVID anlamında. Fakat yani sanatseverlerin canı çok kıymetliymiş. Onu anladım. Ne hoş. Güzel bir şey. Peki bura... Peki ama gezenler hasta olmadı. Yani sergiyi gezenler... Böyle bir garanti verebiliyoruz. Peki buradan şu o zaman başka bir yani COVID döneminde en azından pandemi döneminde açtın başka bir sergiye geçeceğim. Çünkü hani başka bir aslında şehirde de şu an devam eden Haziran'ın ortasına kadar devam eden bir kişisel sergin var. Kunsthaus. Evet, ödülünü aldığım sergi. Evet, Sour as a Lemon adlı. Hani bu sergi süreci nasıldı? Aslında onu da sen pandemi sırasında kurdun çünkü. Evet. Çok evet çok önemli müzelerden biri. Belki onu da hani kısaca bahsetmek istersen çok dinlemek isterim. Evet yani 20 yıldır Viyana'ya taşınalı 20 sene oluyor aşağı yukarı. Oraya gittiğimden beri İsviçre'yi sürekli ben ziyaret etmeye çalıştım. İşte sağ olsunlar kuzenler birileri davet etti falan ve Zürih'in sanat küçük ama çok kompakt sanat dünyasını keşfettim. Yani bir iki gün içerisinde bütün şehri yürüyerek harika galeriler ve sergiler gezebiliyorsun. Biraz kuzey oryantasyonu var. Yani bana göre biraz fazla soğuk ve fazla tasarım işler. Çok zevkim olduğunu söyleyemeyeceğim Zürih'teki sanatın genel olarak. Yani kendi işimi orada hayal etmek benim için çok hep zor olmuştur şimdiye kadar. Çünkü ben böyle çok sıcak malzemeyle, kumaşla falan çalıştığım için. Fakat genel olarak herhalde bu İsviçre ve yani kuzey ülkeleri için de genel olarak geçerli. Benimki gibi işler pek oralarda gösterilmiyor ne yazık ki. Ben bu sergiyi İsviçre'de yapabildiğim için bir de bu sebepten açıkçası mutlu oldum. Yani başka bir oryantasyon geldi İsviçre'ye bir şekilde. Yani insanlar kumaşlarla üretilmiş, işte geleneksel kodlardan ilham alan fakat dönüştürülmüş diğer şekilde. Bazı işlerle hayatlarında ilk kez tahminen karşı karşıya kaldılar. Ve bence bu çok hoş bir şey. Yani gerçekten bir yere farklı bir şey götürmek beni mutlu ediyor öncelikle. Şahsen de öyle. Yani herkesin dolanmaktan mutlu olduğu şehirlerden ben çok hoşlanmıyorum mesela genelde. Daha nasıl söyleyeyim finezli bir şeyim var.
ayarım var ve beklentim var hayattan herhalde. Yani onu gördü o insanlar. Bugün müze müdürüyle konuştuk. İnanılmaz memnun, çok mutlu, harika dedi, dönüşler aldık. Bilgin olsun dedi yani, bana belirtti bunu. Çok, çok sevindim. Bir de o biz hemen sonra, yani pandeminin aslında böyle en peak yaptığı, yükseldiği dönemlerin sonrasında açılan sergilerin de hani gerçekten öyle bir farklı bir deneyimi de oldu. Onu da hep düşünüyordum. Senin dediğin gibi yani çok uzun bir süre hiçbir şeyi gezmeyip hiçbir şey görmedikten sonra hani o deneyimin kendisini hatırlamak bile zaten başka bir şeye dönüştü aslında. O yüzden şu an bir sergi gezebilmek belki de belki de eskisi gibi tamamen aynı olmayacak. Hani işte daha mekana yayılan mesela o kumaş heykellerinin olduğu görselleri, fotoğrafları görünce fark ettim. Hani o çok daha farklı bir fiziksel deneyim sonuçta. Onun içine girmen lazım. Hani belki de dijitalden alamayacağım bir deneyim o. Hani bütün bunların da hepsinin gerçekten farklı etkileri olacaktır artık sergi gezme üzerine. Çok isterdim görmeyi bu sergiyi. Yani benim gördüğüm en güzel müzelerden biri Pascual, bana sorarsan. Öyle yani, ben Zürih'te birçok mekan görüyorum ama Pascual gibi böyle kendine özgü mimarisi olan bir müze hiç görmedim. Bana göre en güzel müze İsviçre'deki. Neden dersen, bir kısmı 360 metrekare tamamen işte White Cube dediğimiz çok aslında izole ve sadece hani sergi mekanı. Fakat yukarıdan ışık alıyor. Tavandan ışık alan bir sistemi var. Tıpkı Vienna Secession gibi. Ben onu çok çok severim. Çok hayran olduğum bir şeydir. Işıklandırma sistemidir ve mimaridir. Orada olmak zaten çok güzel. Bir de tavan 6 metre yanılmıyorsam ya da 6,5, öyle bir şey. Ya gerçekten korkunç büyük bir mekan. Ve küçücük hissediyor insan kendini. Dediğin gibi orada olmak lazım. O heykellerin yanında durmak lazım. Yani o başka bir his gerçekten. Bir de müzenin diğer güzel tarafı, bunun tam zıttı bir mimari aynı şekilde aynı zamanda sahip olması. Yani bu Cube, White Cube'un hemen yanı binanın diğer yarısı yani. Eski bir bina ve işte parke zeminli, klasik ahşap cam çerçeveleri falan olan ev, yani daha domestik havası olan bir mekan. Bu iki zıtlık çok çok güzel bence bir mekanda özellikle. Çünkü benim işlerim dediğim gibi hani işte çeyizden çıkıp işte geleneksel kodlardan, örgülerden, dantellerden, yastıklardan geldiği için mesela onlar o domestik mekanda çok daha hani yerlerini buldular ve işlediler. Ama yeni yaptığım işte monumental diyebileceğimiz o şeyler de, heykeller de White Cube'da yerlerini çok buldular. Sergide çok zorlayıcı bir nokta vardı. Sergide yine bu binayı çok özel yapan bu müzeyi Avrupa'nın en uzun vitrinine sahip. 21 metre yanılmıyorsam veya 22 ve 50 santim sadece genişliğinde. İnanılmaz böyle upuzun bir yol gibi, patika gibi böyle uzanan bir vitrin. Oraya iş yapmak tabii çok insanı zorlayan bir şey. Yani benim böyle bir şeyim olmadı daha önce, tecrübem olmadı. Çok iyi geldi. Yani hiç tanımadığım şeyleri yapmak zaten bana genelde çok iyi geliyor. Ama az önce söylediğin şeye bir şey eklemek istiyorum. Yani pandemi dönemi. Yani birçok sanatçının başka şeyler yapması veya bazı şeyleri idrak etmeleri veya bilmiyorum yönlerini değiştirmeleri, fikirlerini değiştirmeleri veya yeni fikirlerle devam etmeleri hayatlarına. Yani ayıptır söylemesi, küratörsüz ve konseptsiz olmak da çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki de. Tabii sürekli ki. Yani bir sergi, bir şey, bir konsept. Yani bir küratör bir konseptle geliyor. Benim bu konseptim var. Peki yani anlatabiliyor muyum? Yani çok tatlısın Eva. Hani benim bir konseptim var. Benim çok konseptim var. Yani benim çok fikrim var. Ama sen ister misin bunları? Sen bunlarla ilişki kurabiliyor musun? Yani hep böyle bir tek taraflı genellikle ilişki kurma beklentisi var aslında. Sanat dünyasının tabii bu hiyerarşik yüzüne şimdi tabii geldi. Çatlıktan bahsediyorum tam olarak. Her ne kadar peki, bu kırılmış gibi gözükse de öyle olmuyor tabii ki. Bu özgürlük çok güzeldi. Eminim. Bir başka bir yaptığın söyleşide şeyi de okudum. Çünkü bence o da çok doğruydu. Yani demişsin ya çok itelenmeden hızlı
sindire sindire sergi yapmak da ne kadar değerli diye. Normalde çünkü bize bahşedilen bir lütuf değildir hiçbir zaman bu. O yüzden gerçekten uzun bir süre bir sergiye... Tabii ki hiçbirimize. Hiçbirimize tabii ki de. O yüzden tabii. Hani gerçekten bir şeyin, bir serginin ya da hadi bir eserin üzerine uzun süre çalışabilmenin de gerçekten lüks olduğu bir şey olduğu, nedir onu, örnek oldu diyebilirim en azından. Çok evet. Katıldım bu söylediğine. Ve samimiyetsiz eserler çıkıyor tabii bazen. Yani ben öyle olmamaya çalışıyorum. Çok dikkatliyim. Genelde projelerimi 2-3 seneye minimum yarak çalışıyorum yani. Ve seyahatle ve oraya giderek, insanlarla tanışarak, konuşarak, orayı anlamaya çalışarak falan. Hakikaten empatimi en üst seviyeye çekmeye çalışıyorum. İşlerde. Fakat genel olarak düşünürsem bir sanatçıyı bir şehre çağırıyorlar. İşte gel bize bir proje yap. Atıyorum 15 günüm var. İnanılmaz snob bir şey yani. Sanatçı kimdir ki? Anlatabiliyor muyum yani? Kimiz ki biz yani? Bir yere gidip böyle hemen 5 dakikada bir hikayeye, bir şeye hemen bir şey uyduruvermek falan. Çok sorunsuz bulmuyorum. Sihirbazlık acaba. Tabii ki. Kesinlikle. Ama sorunsuz da değil yani politik anlamda. Yani çünkü o duyarlılığı alamıyorum ben çok eserlere baktığımda. Hani onu gerçekten yansıtabilen çok az sanatçı var dünyada. Hani özümseyerek, empatisiyle anlayan ve ona karşılık veren, yanıt veren veya bir teklifle gelebilen, samimi bir teklifle gelebilen çok az sanatçı var. Peki Nilbar, Yeryüzü Evi programının metninden bir kısım ayırmıştım. Sınırları silinmiş, geçişlere olanak veren, farklı karşılaşmaların bilgisine açık bir yer neresi bizim için? Ya benim için yarattığım manzaralardır resimlerdeki. Sınırları silik, işte palmiyeler insan gibi konuşabiliyor, insanlar palmiyelerin dilini anlıyor, deniz istediği gibi hareket ediyor falan. Yani bence çok ona uygun bir sergiymiş şimdi Lal'in konseptini okuyunca. Kesinlikle. Gerçekten de öyle. Yani sınırlar silikti çünkü kaygandı, değişken, dönüşkendi bu resimler. Kesinlikle. İlk metni okuduğumda ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Aslında yani Yeryüzü Evi'nin programının... Tekrar teşekkür ederiz bizi davet ettikleri için ama onların programlarının özünde yatan arayış aslında senin arayışınla çok paralel. Bunu senin işlerin üzerinden düşünmek de bana çok iyi geldi. Aynı zamanda o dönemde okuduğum bir kitap vardı. Ellie Smith'in Türkçe'ye de ikisi birden diye çevrilmiş. Bugün yanımda, hatta gösterebilirim sana da. Özellikle bu kitabı senin gönderdiğin metinle birlikte ve senin işlerin üzerinden okuyunca inanılmaz hoşuma giden bir tarafı oldu. Orada da şöyle bir şey söylüyor Ellie Smith. Varoluşumuza dair ikilikleri sorgulayan bu roman, ne biri ne de öteki olmayı arzulayan insanların birden, ikisi birden olma imkanına işaret ediyor diye. Bu aslında tam senin işlerinde gördüğüm ve bana bir şey söylemeye çalışan o soru işaretine biraz ithaf ediyordu. O yüzden çok memnun oldum bunların hepsinin aynı döneme denk gelmiş olmasına. Ama senin özellikle bu son dönem çalışmalarını ve sergilerinin yoğunluklarını bilerek hani tekrar söylemek istiyorum. Özellikle söylemek istediğin, bahsetmek istediğin bir işin var mı bu konuyla ilgili aklına gelen? Yani Deniz Tamam dedi de resim olarak karşımıza çıkan işler aslında benim şu an devam eden müze sergimde bir de fotoğraflaştı. Onun adı Carmele'yi, o işin adı. Bir arkadaşımla çektim. Kendisi dönüşüm ameliyatını geçirdi ve geçirirken sol meme ucunu kaybetti. Ve bunun üzerine çok düşündük. Çok zaten konuşuyoruz yani sürekli bunları. Ne kadar işte sistemin çarpık olduğunu. Yani bir şey olarak geliyorsun, başka bir şeye doğru belki yönelmek istiyorsun. Tam olarak başka bir şey olmak istemiyorsun yani. Hani belki. Ama normlara uyma problemi var tabi. Zannedersen bu dünya çapında böyle. Yani kimlik değiştirmek istiyorsan falan, çok emin değilim yani, belki bazı ülkeler daha esnektir ama yani ortada olmaya veya iki normada sığmamaya izin verilmemesi çok insanlık dışı bir şey yani, insan haklarına, canlı haklarına aykırı bir şey bence genel olarak. Bunu söyleyebilirim aslında.
bu sınırsızlığı hem Lal'in yazdığı şeyde yani hani çünkü o cinsinde bir sınırı var, diğer cinsinde bir sınırı var. Ya ne olur yani hani biraz hormon hapı alsak, daha sonra bıraksak, devam etmesek, sesimiz öyle kalsa ama bedenimiz geri dönse mesela örnek. Arada olsak ne olur? Kime ne zararı var aslında? Yani keşke normala sıkıştırılmak zorunda kalmasak veya sınırlara. Ben zaten sınırlara karşıyım, dünyadaki sınırlara. Hayvanlar gibi geçip gitmek istiyorum ben de her yere ama işte. Çok güzel. Nilüfer, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Umarım görüşürüz. Yani senin sergilerini geçtim. Umarım seni görebiliriz bir noktada. Gerçekten şu an 5 şehir arası. Sizinki daha hızlı gidiyor aşıda. Yani bir ihtimal daha var. Sanki sen gelirsin gibi daha ziyade. Umuyorum ki. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Lale ve davet eden Diyarbakır. Tüm Diyarbakır Edebiyat Evi'ne kesinlikle. Umarım bir gün orada konuşabiliriz, canlı konuşabiliriz ve umarım bir sergi olur hatta belki ve onun üzerine bir konuşma yaparız. Ne kadar şahane olur, tadından yenmez. Umarım. Enfes olur, umarım.